Türkiye genelinde de yetersiz. Bence daha sıkı tepkiler yapılabilir, gösterilebilir. İş yerlerinde yapılacak tepkiler, işte insanların bireysel olarak yapacağı tepkiler daha fazla olabilir. Bunu da tabii birlik olup yapmak lazım. Bence şu anda yeterli birlik ve beraberlik olduğunu düşünmüyorum Müslümanlar açısından. Yetersiz diye düşünüyorum. Yani yürüyüşler tabii ki olsun, tabii ki artarak devam etsin. Ama asıl meselenin sadece yürüyüşle değil de bireysel ve toplumsal yapacağımız hareketlerle olacağını düşünüyorum. Bunlar da nedir? İşte boykotlarla. Boykotların çok fazla etkisi var. Burada da boykotların önemini insanlara anlatıp insanları daha fazla boykot yapmaya ve daha fazla tepki göstermeye yönlendirebiliriz. Tabii bunu da belediye aracılığıyla ya da sosyal medya aracılığıyla ve değişik kanallarla yapılabileceğini düşünüyorum. Vallahi bilemiyorum ne yapılmalı da işte İsrail'in şeyi belli. Hani yapacak bir şey yok. Tepkilerimiz yeterli mi? Yeterli derken ne yapsak, halk ne yapacak? Yani bütün arkasında Amerika var. Bütün Avrupa ülkeleri var. Yani Türkiye ne yapabilir? Abi boykot edebilir. Boykot edebilir. Yapacak bir şey yok. Allah yardım etsin diyoruz. Ne yapacağız? Başka çare yok. Olmaz. Öyle bir şerefsiz adam olmaz. Bunlar tam ya gavurun da imanı var ama bunlarda hiç iman da yok. Taptığı yerde yok bunların. Allah belasını versin. Daha ne söyleyeyim kızım? Peki tepkilerimiz yeterli mi düzce halkı olarak? Nasıl? Tepkilerimiz yeterli mi? Yeterli değil. Daha da çok söylenmesi lazım. Söylenmesi lazım yani. Bu İsrail ya biz ne kadar bağırırsak bağırırız. Amerikan başta olduğu müddetçe İsrail ondan cesaret alıyor. Ondan sonra vuruyor. İsrail'e tepki yeterli mi? Yetersiz kızım. Bir yani herkes ayrı ayrı yürüyüşler yapıyor, ayrı ayrı kafadan sesler çıkıyor. Bir olmalı, hep beraber yürüyeceksin. Burada toplu olarak bir yekün teşkil etmeli yani. Ancak o zaman sesimiz çıkar. İyi bir Atatürkçü olarak Atatürk'ün vasiyeti üzerine konuşuyorum. Arapların içine karışmayın. Hepsi içinde yazılı. Arapları dışlarken? İçine karışmayın. Atatürk'ün bize vasiyeti. Arapların işine karışmayın. Müslüman bir şey ama Müslümanlar zulmü altında şu an. Şimdi bu uzun. Ben onun hepsini biliyorum. Yani şimdi o bu röportajda bu işin içinden çıkamayız. Ben onun taraftarıyım. Yalnız şunu da ifade edeyim. Hamas'ın onları temsil ettiğine inanmıyorum. Elinden geleni yapmalı. Maddi, manevi her şey. Maddi olarak, manevi olarak Mehmetçiğin bence İsrail'e girmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki bir vatandaş olarak İsrail markalarında alışveriş? Yapmıyorum. Yürüyüşler oluyor. Bu yürüyüşlerin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yürüyüş olmakla olmaz ki. İnsan olmadıktan sonra yürüyüş yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Bu bir gerçek. Etkili olduğunu düşünüyor musunuz yürüyüşlerin? Düşünmüyorum. İnsanlık ölmüş. Filistin demek Peygamber Efendimizin ayak bastığı bir yer. La galiba illallah. İnşallah la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Allah'ım zafer senin, sefer İslam aleminin, bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kudüs İslamondur. Düzce'de İsrail'e tepkiler yeterli mi? Neler yapılmalı? Valla Düzce'miz istiyor, böyle helak olsun istiyoruz. Hepimiz Düzce halkı olarak yani İsrail helak olsun, Gazze'mizi, kardeşlerimizi Rabbim korusun. Onların yanındayız. Kalplerimiz onların anlatıyor. Peki, ağlıyorum. Neler yapabiliriz? Vatandaş olarak neler yapabiliriz? Gücümüz yetti şeylere neyse onu uzatalım. İsrail markalarını alıyor muyuz abla? Hiç almam. Kesinlikle. Almam, ona karşıyım. Uyandı. Almıyorum. Kesinlikle. Yürüyüşler yeterli mi? Yürüyüşler yapılıyor mu?
Geçen günü yürüyüşe katıldım. Oğlumla birlikte katıldım. Allah razı olsun, halkımız güzel destekliyor yürüyüşü. Rabbim razı kılsın. Allah daha çok çoğalsın. Allah İsrail'i helak eylesin. Gazze'deki kardeşlerimizi Rabbim korusun. Onlardan yanındayız. Kalbimiz onlardan yanındayız. Yetersiz, ben yeterli görmüyorum tepkileri. Hiçbirimiz, biz Müslüman olarak hiçbir malını almamamız lazım. Daha çok yardım için kermeslerimizi, yardımı daha çok uzatmamız lazım. Filistin'in, Gazze'nin yanındayız. Biz gece gündüz dua ediyoruz ama duanın yanına da biraz da ekmek katmak lazım, maddiyat katmak lazım, maneviyat katlama lazım. Bizim Türk milleti olarak silahımızdan göndermemiz lazım. İncirlik hava üssünü kapatmamız lazım. Kürecik hava üssünü kapatmamız lazım. Bunlar suyunu kesmemiz lazım. İsrail'in suyu Türkiye'den gidiyor. Bunlar büyük boyutta, bunları da büyük boy kutlar, onları da devletimizden istiyoruz, istirham ediyoruz. Ondan sonra daha ne söyleyeyim ki, aklıma gelen, şu anda aklıma fikrime gelen o, her şeyi onlardan, onlara önümüze bir önder, lider isteyip onlara karşı veyahut gidip de nasıl şeye, Rusya ile Ukrayna savaşına devlet olarak şey olduysak, aracı olduysak, savaşı durdurun dediysek, büyüklere buradan sesleniyorum. Gidip Filistin savaşına, Gazze'deki zulme aracı olup dur demelerini istiyorum. Biz kişi olarak biz elimizden geleni bugün burada oturup yapmaya çalıştık. Anlatmaya da çalışıyor insanlara. Büyüklerin televizyonlardan, medyalardan daha çok boykot kelimelerini duyursunlar, anlatsınlar. Biz burada birbirimize anlatıyoruz ama Türkiye 80 milyon, 80 milyona anlatamıyor. 80 milyona anlatsınlar. Gidip orada da belediyeden ne yapmasını istiyorum? Belediye çıkıp boykot şeylerini şöyle büyük şeylerle reklam panolarına yapıştırsın. Her yerlere yapıştırsın. İnsanlar büyük gözle görsünler. Duydu sanki. Çok tatın oldu. Ondan sonra büyük reklam panolarında ellerinde bayraklarla bir de o şekil boykotlar istiyoruz. İnsanı uyandırsınlar. Uyanın. Susma. Sustukça sıra sana geliyor. Yarın bugün orayı alan bizim Güneydoğu'da 16 ili İsrail bizim dediği zaman, kendini kutsal saydığı zaman, sen de Müslüman olarak sen de kutsal, daha büyük biz kutsalız. Onlar kutsal değiller. Kendi kutsallığını belli et kafire karşı. Bağır çağır, çocuğuna bağırıyorsun bardak kırınca, komşuya kızıyorsun, bir hafta komşunun evine gitmiyorsun, gelmiyorsun, sütünü yoğurtunu almıyorsun. İsrail malını biz niye alıyoruz ki? Öleceğiz mi şey Ariel ile yıkamasak? Öleceğiz mi başka şeyle yıkasak? Kiri akmış ya, necis akmış ya çamaşırın, olmasın beyaz ne olur. Yarın bugün toprağa gireceksin, bir avuç çamur seni kirletecek. Ondan sonra imanın yoksa direkt cehenneme gideceksin, oralarda katranlara bulanacaksın. Sen onları Müslüman olarak hiç düşünmüyor musun? Ondan bunu düşünmemiz lazım. Herkesin birbirini bilinçlendirip inanması lazım. Ufak tefek bir şeylere batıl inançlardan bazı şeyler söylüyorlar, hemen inanıyoruz. Ama hak olan emre gelince susuyoruz ve söylenmiyor. Hak olan bu. Belediye başkanına da buradan sesleniyorum. Ondan sonra bütün boykotlarını, reklam panolarına, büyük dükkanların dışlarına hepsine yazsın, çizsin, astın oraya. Böyle şeye bürünmekle olmuyor, olmuyor. Bazı insan bağırmaktan alır, bazı insan büyük boykot yapmaktan alır. Ondan sonra sen de bunları büyük boykotlarınla, laflarınla sıfıra düşüreceksin. Merhameti yok onların. Yetersiz. Ha, anlatacağım, anlattım. Bu kadar aklıma gelenlerle rahat bir hazırlıklı olsaydım daha çok şeyler de anlatırdım da boş bulundum. Ondan sonra tepkilerin tabii ki çok az olduğunu görüyorum. Çok az, hiç her bir yerde. İşte İzmit Kocaeli Belediye Başkanı'nın yaptığını, Diyarbakır'da yapılan eylemleri gördüm. Hani çıksa ya bir yiğit, ondan sonra birisi okulda çocuğunu dövse gidip öğretmeni dövüyor. Birisi ondan sonra başka yerde bir şey yapsa gidip ona karşı geliyor. Buna iç içe birbirine karşı olan gelin karşı şeye, Yahudi'ye karşı gelin, İsrail'e karşı gelin. Büyük boyutla kendinizi gösterin Müslüman olarak.
Dünya bizden titriyor. Dünya neremizden titriyor? Dünya bizden titreseydi zaten Gazze'de Müslümanlar İsrail öldürmez daha burayı yayınlayın. Dünya bizden korksaydı, biz dünya lideri olsaydık bizim Müslümanları katletmezlerdi orada. Suyumuzu kesmezlerdi. Ha bir de Müslümanlara sözüm var. Diğer Müslümanlara da sözüm var. Mısır'a, Pakistan'a, başka ülkelerdeki Müslümanlar da aynı biz gibi duruyorlar. Hani nereden yardım geldi Gazze'ye? Hiçbir İslam ülkesinden yardım gelmiyor Gazze'ye. Hiçbir yerden. Bir tek Yemen ayağa kalkmış 3 gündür. Başka yardımları yok. Ama Gazze'li bir tane gazetecimiz diyor ki bütün İslam alemindeki milletin başına açmış ellerini Allah'ın büyük bela var diyor. Onun ettiği beddua boşa mı çıkacak? Bizi de sallayacak. Bize de olacak. Filistinliler çocuğunun kumbarasındaki elindeki parayı bize deprem olunca Türkiye'ye gönderdi bütün paraları. Yardım için 5 kuruş parasını Türkiye ölüyor. 50 kuruş veriyor verdim zannediyor. Kurtuldum ben Allah'ın adaletinden öbür dünyada zannediyor. Kurtulmadın. Orada adalet daha büyük. Oradaki adalet daha büyük. Ondan sonra yaşasın zalimler için cehennem. Hiçbir şeyden zaten ne var? Herkes aynı değil çünkü. Herkes aynı kefeye koyamazsın. O yüzden şimdi kiralar bayağı pahalı. Asgari ücretin üstünde. Yani bugün onu yapmak imkansız. Kaldırmak hele gençler için, yeni evliler için bu pek şey değil yani. Ne bileyim şimdi herkes aynı şekilde adamın ihtiyacı olmaz mesela öyle bir şeye rastlarsın ama şimdi genelde çok şey yani herkes kabahati bir başkasına atıyor. Suçlu yok ortada. Hani bu şeyle bu ekonomik şartlarda kiralar çok pahalı. Olmaz yani. Herkes kendi çapında herkes haklı gözüküyor.